Aracımızda bir rölanti problemi var, yani rölanti yükselmesi var. Bunun neden kaynaklanabildiğini size açıklayacağım ve nasıl normal haline getireceğiz onu açıklayacağım. İsterseniz şöyle size açıklayayım. Burada öncelikle kontrol etmeniz gereken yerler var. Arabanın hava aldığı yerleri öncelikle kontrol etmemiz lazım. Burada bir vakum hortumu var. Bu vakum hortumu bazen yerinden çıkabiliyor. Onun sağlamlığına bir bakalım. Bunda herhangi bir problem yok. Buradan hava almıyor aracımız. Burada biraz daha aşağı gidelim. Burada gördüğünüz gibi dörtlü bir hortum var. Bu dörtlü hortum kelepçesiz olduğu için bu hortum bazen yerinden çıkabiliyor ve rölanti problemlerine sebep olabiliyor. Hatta aracın kendi kendine gaz verme sorunu buradan da kaynaklı olabiliyor. Sonra hava emiş manifoldumuz var burada. Üzerinde herhangi bir çatlak, kırık var mı onu kontrol edeceğiz. Kontrol ettik, herhangi bir problem yok. Hortumlarımızda da herhangi bir sorun yok. Rölanti valfimizde de herhangi bir sorun olup olmadığına OBD cihazımızdan şimdi bakalım. Eğer herhangi bir sorun varsa zaten burada çıkar. Pardon. Herhangi bir hata kodu da gözükmüyor. Fakat rölantimiz çok yüksek. Gördüğünüz gibi. Tekrardan gelelim. Rölanti motorumuzun arkasında bir tane yıldız tornavida mevcut. Buradan ayar yapabilirsiniz. Ben en son videonun sonunda arkasını da göstereceğim. Ama nasıl ayar yaptığımı göstereyim. Şimdi bir OBD cihazınızın ya da devir saatinizin olması gerekiyor ayar yapabilmeniz için. Arkada şöyle gördüğünüz gibi yıldız tornavida ya da bit yardımıyla şimdi gördüğünüz gibi saatin ters yönüne çevirdiğim zaman rölanti arttı. Saat yönüne çevirdiğim zaman rölanti düşüyor. Bizim aracımızın normal rölanti devri 875 RPM. 875'e getireceğim şimdi. Saat yönüne doğru çevirdiğim zaman rölantinin düştüğünü görüyorsunuz. Biraz daha düşürelim. Şu an 875-900 arasında gidip geliyor. Bu devirimiz bizim normal. Artı eksi 25'i mevcut. Şimdi bu vida titreşimden dolayı gevşeyebiliyor. Ben şimdi aracımı kapatacağım. Aracımı kapattıktan sonra bu vidanın olduğu yere gevşememesi için bant ya da sıcak silikon yapabilirsiniz. Herhangi bir ayar gerektiği zaman tekrar sökmeniz gerekiyor. O yüzden sökülebilen bir yapıştırıcı kullanırsanız sizin için iyi olur. Rölanti devrimizi yaptık. Şu an aracımız normal çalışma devrinde çalışıyor. İyi günler.